Aferin olsun. Sen korkuyor musun Cihan'dan? Hayır. Güzel. Çocuklar senden korkmuyormuş. Sen deyiz Cihan. Korkmuyor mu gerçekten? Ben korkuyorum Cihan. Plandan dönenin kaşığı kırılsın. Didem ve Tuğba yazdı. Altyapıdaki arkadaşlarımızdan. Onların ilk skeci. Yani yazdıkları ilk skeç ve yayınlanacak olan ilk skeç diye düşünüyoruz. Evet, yani çocuklar meslek hayatlarına yeni başladılar ve tarihlerinde ilk defa kadroya bir skeç sokmayı başardılar. Evet. Aferin. Helal olsun onlara. Aferin. Güzel de bir not alırlarsa hayatlarının en önemli skeci olacak yani. Unutulmayacak bir skeç olacaktır bence onlar adına. Evet. Sonuç ne olursa öyle olacak. O yüzden dediler ki abi seyirciyi dedi hani güzel sunum yapar mısın? İyi hazırlar mısın dedi bana. Yani ne hazırlasan gene skecin komik olması lazım. Belki de mesleklerinin Ben de... Yok, ikisi de çok yetenekli çocuklarım benim. Bence güzel olacaktır. Şu an çocuğunu görmeyen birisi lazım. Nasıl dışarıda olduğu için. Ben hemen ineyim. Ben nereye gidiyorsun oğlum? Polonya'da. Şöyle size zahmet. Polonya'ya çocuk mu gönderiliyor ya? Ne yapıyor efendim üniversite seni? Üniversite okuyor. Ne okuyor? Polonya'da ne yazılım okuyor? Yazılım mühendisliği. Hayır, orada acı sinema okulları falan da çok iyidir. Polonya önemli bir ülkedir. Öyle bakmayın. Evet Cihan. Çocuk şimdi görmüyorsunuz değil mi onu? Görmüyorum, evet. Niye mutlusunuz yani... bunda? Bir şey soracağım. Mutlu değilim. Üzüldünüz mü gittiğinizde, yani o giderken üzüldünüz mü? Tabii. Mikrofona. Üzüldüm tabii ki. Bu rahat... Ya ne üzüldüm, yapışın gibisin. Peki önce üzüldünüz, bu rahatlık sonra mı geldi? Yani onun için mutlu oldum ama tabii anne olarak da üzüldüm. Abla bak, bütün Polonya seni seyrediyor. Ayağa kalk ki görsünler. Çocuk da belki seyrediyordur, internetten falan araklar. Polish TV'den. Mutlaka izleyecek zaten. Biliyor buraya geldiğimi bu akşam. Ha, söz alacağınızı da mı söylediniz? Yok, söylememiştim, o yani kısmet oldu. Gene de uzakta diye üzülmüş gibi yapın. Yani şaka, tabii ki üzüldüm ama onun için de seviniyorum. Peki gitmeden önce böyle gitmesin diye bir şey yaptınız mı? Hani bir göndermeye kıyamadığınız an oldu mu? Babası ya da siz ya da amcası. Şimdi zaten babası o senin oğlun diyor. Biraz, ne diyor? O senin oğlun diyor, anneci olduk söylüyor. Ne diyor? Babası. Ama onun da oğlu değil mi? Ben ne içiyorum? Biz burası anlamadık. Hayır, çocuk daha anneye düşkün anlamında. Evet. Evet Cihan'cığım, sendeyiz. Plandan dönen... Zukkumun kökünün kırıcı kırılsın. Tamam. Plandan dönenin kaşığı kırılsın. Didem ve Tuğba yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anneciğim bak, daha hala hazırlanmamışsın. Kızım bak, benim içime hiç sinmiyor bu iş. Ya oğlan bir Almanya'ya gidecek diye bu kadar oyun yapılır mı? Ne yapalım anne? Bak bir ay staja gitti, ne kadar özledik sen biliyorsun. Temelli gidecekmiş. Gitmemesi için her şeyi yapmamız gerekiyor. Hadi ya, olacak. Tengül, bütün plan hazır mı? Bütün plan hazır değil mi? Evet, bütün plan hazır. Tamam, ne yaptık? Annem anlattın mı? Anne her şey hazır değil mi? İzmir yaptın. Ya ben artık çok sıkıldım. Üf üf, bir hafta prova mı olur ya? Ne bu Serenay Sarıkaya havaları? Ne bu Serenay Sarıkaya havaları? Aa, Hikmet. Serenay Sarıkaya benim değil mi? Senin aklın bunu alıyor mu? Doğru. Ben değilim. Anama baştan anlat. Bak anneciğim, bak iyi dinle bak. Şimdi Seyfi eve gelince o yokken biz çok kötüleşmişiz. Ben öksüreceğim. Hikmet sen aksayacaksın. Sen içeri geçeceksin. Elini kolunu hep sar, tamam mı? Mahalledekilere de söyledim. Onlar da gelecek, burada oynayacaklar. Çok büyük bir drama yaşayacak. Kocaman dram yaşanacak burada. Evet. Dramcı, mahallede kim çağırdın? Komşum Nebahat'ı hallettim. Nebahat tırıdık adamı değil ki. Unutur, ezberinden unutur Nebahat. Ama Hikmet, sen de Ferit abiyi ayarlamışsın. Ben sana bir şey dedim mi? Nesi var Ferit abinin? Yaşlı adam, tutamıyor aklında hiçbir şey. Ortağım benim, ortağım hakkında böyle konuşma. Ben bir şey söylemiyorum. Ana anladın değil mi hepsini? Bırakın ama ya, üf. Çocuk üniversiteyi kazandığında da bakkalı getirttiniz buraya haciz memuru diye. Ortalık yine karıştıydı. Olmayacak, tutmayacak. Tutacağım. Bu sefer de başka. Evet, bu sefer başka. Geldi. Hadi ana içeri git. Geç. Ana içeri git. Yaşlı kadın biraz hızlı yürü ama. Yavaş. Güzel oyna bak. Güzel oyna. Sen de güzel oyna. Tamam. Sen de güzel oyna. Annem. Ay benim oğlum. O
Oy, 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 anasının eneki. Tokat'ın prensi. Oy benim oğlum, hoş gelmiş. Aslanım benim, Sevmi. Hoş geldin kuşum benim, hoş geldin ya. Baba, arkadaşlar, arkadaşlar, hadi, 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 hadi. Hazır mısın hadi, aslanım benim be. Hazır mısın? Ben de özledim abi, ben de özledim, ben de özledim. Yürü ya. Koşum benim, babası. Ah be. Ah be oğlum, temelli gidiyorsun. Bir gün kalmak ne? Ya anne, vallahi bir anda aldılar işe ya. Ben çok sevindim. Siz de sevindiniz değil mi? Sevindik, sevindik, sevindik. Annem sevindi, ben gurur duydum. Gurur duydum hep. Oh ya, çok korktum böyle. İlk defa ayrı kalıyoruz sonuçta. Gitme dersiniz, kalbinizi kırarım yani. Oğlum oğlum, işin o senin. Senin işin o, işin o. Gideceksin tabii. Nasılsınız? Ya çok iyi gördüm sizi ya. Vallahi. Kadın yapma diyorum, çocuğun yanında yapma. Öksürme işte, öksürme. Öksürüyorsun çocuğun yanında. Neden öksürüyorsun? Baba ne oldu ya? Oğlum sen gidince annen üzüntüden grip oldu. Gribi farenjde farenjde çevirdi ama. Geceleri uyumuyor, beni de uyutmuyor. Hiç ne uyuyabiliyorum ne bir şey oğlum, hiçbir şey yok. Ya tamam, ben sana su getireyim ya. Hadi. Dur, ben su getiririm. Kesin bu bacağı, kesin attık bu bacağı. Bu bacağı kesin, kurdu bacağı, kurdu bacağı, kurdu bacağı. Kesin bu bacağı. Baba ne oldu bacağına ya? Oğlum, baban sen gidince bu dizini, bu köşeleri falan hep kireçlenmiş. Hiç çözülecek gibi değil adam. Ya bu çözümü olan bir şey mi? Yok Seyfi, doğru konuş. Baban çözülmeyecek, kireçlendi. Kireçlendi hep, kireçlendi. Çözülmeyecek, kireçlendi. O çamaşır makinesi reklamlarındaki rezistans gibi. Bana artık rezistans de. Baba deme. Baba deme baba. Baba deme, kurtulacağım. Kurtulacağım seni. Baba tamam, durma. Ne kadar saçma ya. Neyse, suyu ben getireyim, üstüm başımda bir çıkarayım ya. Hanım şuna bak, ne güzel de yürüyor. Ne güzel de yürüyor Allah'ım. Çok güzel oynuyorsun. Allah seni tahmin edeceğim. Nasıl öksürdün burada? Bak nasıl öksürdün, bak bak. Daha işte, işte ciğerin çıkıyor. Ben nasıl aksadım baba, nasıl aksadım baba? Sen nereden öğrendin böyle aksamayı? Neciplerin düğününe de topal oynadım ya. Orada... Çok iyi, çok iyi. Çocuk geldi, Nebahat geldi. Nebahat. Oğlum sen suyu babana ver, Nebahat geldi. Anne sen öksürüyorsun, bu adam niye içsin? Kirecek, kirecek. Kirece iyi gelir, kirece iyi gelir. Aa, Nebahat, merhaba. Geldim oğlum. Geldi, geldi, başla. Şengül, vah vah, tüh tüh. Cadı Bahar'dan konuştu. Seni gün grubundan çıkarmışlar. Gelme artık güne. İstemiyorlarmış seni. Ben de istemiyorum. Nebahat, neden bana bunu yaptınız? Ne oldu? Sus Şengül, sus. Konuşma, seni keklerin de sevmiyoruz. Zordan arkadaşlık bir yere kadar. Senin sesini bile görmek istemiyorum. Bir daha da beni, bir daha da beni arama. Kötü kadın. Öksürüğüm yetmiyormuş gibi psikolojim de gitti. Çok kötü. Ya anneciğim, bunlar konuşulur, halledilir. Hem senin kekin dünyadaki en güzel kek. Hayır, ya. Hayır Seyfi lütfen. Ha? Dokunma, dokunma. Hayır, hayır. Beni kandırmayın daha fazla. Tamam Şengül, üzülme Şengül, üzülme Şengül. Hem bak burada ben varım. Anan var. Ben varım. Dayımın var. Ben varım. Halan falan var. Ben varım. Eltilerin var. Baba ben de varım. Sen yoksun ki. Bugün varsın, yarın yoksun. Yarın yoksun mesela. Bugün varsın ama. Evet. Ya babacığım, görüntülü falan ararız. Biz bunları konuştuk ama. Bu nasıl bu şekilde? Dur ben açarım, ben açarım. Ben açarım. Sen gel, gel, sen gel. Otur. Bak, adam. Bacağım geliyor mu bakın? Geliyor, geliyor. Ortam Ferit, ortam Ferit. Gördün mü? Ortam Ferit. Tanıyorsun değil mi oğlum? Baba daha bir ay oldu, tanıyorum tabii. Evet, tanıyorum, tanıyorum. Ortam Ferit. Ne oldu Ferit abi? Bizim dükkana. Ne oldu dükkana? Ne oldu dükkana? Dükkana. Ne oldu dükkana? Ne oldu ya? Ne oluyordu lan? Unuttum ben. Hırsız, hırsız, hırsız bastı, hırsız bastı. Ne oldu ya? Hırsız bastı dükkana. Aman aman, hırsız bastı dükkanı. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Ezberi yap dedim sana. Ezberi yap dedim sana. Unuttum oğlum. Ne uzattım oğlum? Ezberi yapmadın değil mi? Allah'ın cezası yaşlı. Siktir git öyle dedin. Ne buldun? Sana lan. Anan nerede? Anamı karıştırma. Anamı karıştırma. Anam balkona çıkmadı bugün. Sana ama. Bak anamı karıştırıyorsun. Anamı karıştırma. Çık dışarı. Yaşlı! Ful! Ama ayıp yaşlı diye adamın arkasına. Hani... Nece ayıp ya? Nece? Balkona çıkıyor. Anamla da konuşacağım. Anamla da konuşacağım. Ama bu gönül konuluyor. Hayır! Gönül. Anamın da orası orası oynuyor. Anamla da konuşacağım. Ama gönül konuluyor. Hayır! Ya siz şu an neyi tartışıyorsunuz ya?
Size ne babaannemin aşk hayatından? Oğlum şok oldum ben şu an. Şok oldum. O yüzden mi? Polise falan gidelim baba. Polis zaten ara oluyor poliste. Evet, ama sen bize nasıl bakacaksın? Ben size bakamam. Ben size bakamam oğlum. Ya, 3 kuruş para kazanıyorum. Konumuz bu mu? Ben size yollarım para, tamam baba? Olmaz oğlum. Sen de 3 kuruş para kazanıyorsun. Anam çalışır. Anamın kolunu bacağını kırarız, dilendiririz. Ama şimdi öyle şey olur mu? Kadın zaten ne halde? He, ne halde ne anam? Ne oldu ya babaanneme? Neler oldu? Evet. Ne oldu? Anam! Babaannem zombi mi oldu? Bu ne? Ebirin oldu. Ay canım torunum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu sana ya? Neler olmadı ki oğlum? Ne oldu? Hırsız. Hatırladım. Ben şimdi 3 aylığımı almaya bankamatiğe gittim. Ondan sonra parayı çektim. Sonra arkama bir döndüm. Bir adam, kocaman böyle. Bana baktı, ooo dedi. Sonra ben de ona baktım, aaa dedim. Babaannem aşk hayatını anlatıyor. Ne alakası var? Kadın anlatıyor soygununu. Sonra çektiğim paraya baktı. Ondan sonra ben anladım. Yerden taş aldım. Kafasına vuracaktım ki bana çelme taktı. Ben de yere düştüm. Paralarımı adı kaçtı. Annem ya benim sarılacağım ama. Ama sakın. Sakın. Elimi öp. Çak. He o da oldu. Bir şey. Ya polise falan gittiniz mi? Aa polis gelecek birazdan. Nasıl ya? Ara geliyor polis. Ara geliyor diyor. Evet. Ara. Ara. Nereye duruyorsun? Herkes yukarı, eller kıpırdamasın. Bunu nasıl yapacağız şu anda ben bilmiyorum. Adam sana atıyor. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Ben sivil polisim. Kostümümü giymedim. Memoli gibi bir şey. Çok güçlüyüm. Evet. Evet. Anladım. Erdem, tanıdın mı? Anladım. Gerizekalı. Anladım. Kafanı arkaya yatırınca anladım gördüm. Bu da şey, dayımın oğlu. Saygı ver abi, çok heyecanlı. Heyecanlı. Bak, pardon. Kim lan? Eller yukarı. Yukarıda zaten, görmüyor musun? Tamam. Polis bey, neler oluyor? Neler oluyor? Hikmet abinin dükkanını, soyanı bulduk. Kimmiş? Hikmet abi. Baba ne demek ya bu? Ben şeytan uydum, ananla yaptık, ananla soyduk. Ananla o pislik ihtiyarı soyduk. Soyduk soğana çevirdik. Biz artık itin ortasında kötü aileyiz. İtin ortasında pislik bir aileyiz biz. Reşat sar bunları sar. Sar Recep. Sar. Hepsini alıyoruz. Öyle değil böyle. Titanik gibi oldu. Adam gibi sar. Ya böyle anlamadan, dinlemeden ne yapıyorsunuz? Çok kötü bir aile bu. Ya polis beyler ne olur şu çocuk gidecek. Birazcık zaman verin de vedalaşsınlar bari. Aşağıda bekleyin ben gelirim. Tamam doğru mantıklı. Sen gereği nereden buldun lan? Aldım abi ne oldu? Tamam ben aşağıda bekliyorum. Amirim ben de geliyorum. Şengül Bey bizim ev 5. katta. Böyleler üst üste düşmüş değil mi de? Çok büyük bir kutu oldu. Allah aşkına bunlar nasıl polis ya? Öyle oğlum öyle neler oldu? Ya biz ne yaşıyoruz baba şu an? Bak oğlum. Ananla ben şeytan uyduk. Biz mahpuslara gidiyoruz. Baban ne sen bak. Geçi bakamazsın. Sen yurt dışındasın. Olsun. Evet. Ya baba bırak Allah aşkına ya. Ya bu durumda gidilir mi? Yere batsın işi ya. Olur oğlum senin işin o, işin o. Ya baba bırak işi gücü ya. Alt tarafı 5.000 euro maaş. 5.000 euro mu? 5.000 euro. Bu senin işin bu. Kesin git. Ya baba bir de 2 ayda 1 çift maaş 10.000 euro. Çift maaş da konuş gitsin lan. Konuş gitsin. Ya yılbaşı özel günler falan 15.000 euro oluyor. Kalk siktir git duyduğun seni laflar et ediyorum. Dur. Neler yaşıyoruz? Neler yaşıyoruz? Baba, bilmediğin şeyler var. Aa,
Ne oldu? Artık kendimi, sizi falan düşünüyorum tamam ama başkalarını da düşünmem lazım. Aa, dur kapıya bakayım anlasın. Dur, dur kim lan? Baban yeni. Baban yeni. He, baban yeni. Dur, dur. Şengül, biz tüp söyledik mi? Baba! Baba, hadi beni bakkala götür, dondurma alalım, cips alalım, çikolata alalım, çekirdek alalım. Bütün bakkalı bana alalım baba! Nasıl baba? Neyin babası? Anneciğim, ay kusura bakmayın. Kaçtı gitti elimden. Tutamadım çocuğu. Nasıl çocuğu? Ne çocuğu? Hayatım. Hayatım mı? Hayatım mı? O, bunlar ki nasıl oğlum? Şimdi şöyle, anneciğim, babacığım. Bu çocuğum, bu da karım. bu karım, bu da çocuğum. Nasıl çocuğun? İşte bebeğim baba işte. Ne bebeği? Nasıl bebek? Tüp bebek. Ne tüpü? Mutfak tüpü. Baba... Ben mutfak tüpü değilim baba. Oğlum. Hazır ol. Baba olunca böyle konuşuyorsun demek ki. Baba, şimdi şöyle. Biz Belma ile birbirimize aşık olduk ve evlendik. Aşkımızın meyvesi de... Ahmet oldu. Dede! Dede! Dede, hadi beni bakkala götürelim. Dondurma alalım, cips alalım, çikolata alalım, her şey alalım. Dede! Oğlum! Sen ne türlü adam aşağı atıyorsun? Ne oldu? Adamı fırlatıyor ya. Kaç yaşında adamı? Oğlum, dedeni rahat bırak ama dedeni. Verin babacığım elinize öpeyim. Babacığım mı? Neyin babacığı? Babacığım mı dedi? Babacığım dedi. Babacığım dedi Şengül, ben katılıyorum. Ben katılıyorum. Anam, ben katılıyorum. Ben katılıyorum. Babanın şivesi kötüleşti. Anlayamıyorum. Ne diyor? Dur bakayım. Ben katılıyorum Şengül. Buradan çekmiyor. Şuraya oturuyor. Sana gel gel. Her sakın. Dur bakayım. Şengül. Şengül, ben kötü oluyorum. Şengül, ben kötü oluyorum. Bu böyle çekiyor. Yardım edin Şengül. Yardım edin lütfen Şengül. Ama götürün beni şu an. Benim babam şu an çok kötü. Seyfi, hep senin yüzünden. Biz bunları şakacıktan yaptık. Sen bize neler yaşattın? Ya anne, ben de şakacıktan yaptım ya. Nasıl? Vallahi gerçek değil bunlar. Hepsi oyun. Baba iyi misin? Şakacıktan lan böyle. Şakacıktan mı olur lan? Böyle şakacıktan mı olur? Şakacıktan böyle olmaz ki. Şakacıktan bizim yaptığımız gibi şakacıktan olur. Baba tamam, ben zaten anladım sizin oyun yaptığınızı. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ya ne hissettiğimi anlayın istedim ya. Nasıl anladın lan? Baba affedersin, bok gibi oynuyorsunuz. Ben dedim ama. Sen çok çalışmadan anam da ezberini yapmadı hep. Yaptı ya. Ben yaptım ezberimi. Korkma çok ya. Hanımefendi kim? Ya Belma benim liseden arkadaşım. Liseden mi? Belma Hanım. Merhaba. Sabah ben sizi de yorduk. Ay, estağfurullah. Oğlunuz da çok tatlı maşallah. O yüzden yerim. O gıcı gıcı gıcı. O gıcı gıcı gıcı. O gıcı gıcı gıcı. Yok, o benim kocam. Bırakın şakayı ya. Benim şaka yapıyorum. Benim öyle şu kocam mı olur? Beyefendi, gerçekten kocam. Evet. Efendim, kusura bakmayın. Bey, Hikmet, isim neydi? Ahmet. Ahmet Bey, özür dilerim. Çok özür dileriz. Mesleğiniz neydi? Tüpçüyüm efendim. Tahmin etmiştim. Sağ olun, kusura bakmayın. Yok size. O zaman her şey tatlıya bağlandığına göre Seyfi'cim, biz gidelim artık. Sağ ol Belma. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Böyle kocam olur ya. Herkes hata yapar. Yapmış kadın. Oh! Babacığım, bu kadar şey yaşadık işte. Ya sonuç olarak benim kariyerim için... Bu işe gitmem lazım ya. Ya duydun mu oğlum? Ben size dediydim. Hem bak, sen de genç yaşında evden ayrılmayaydın. Şimdi kariyerin basamaklarını böyle çıkabilir miydin acaba? Arabaya asansörcüyüm. Oğlum tamam, çıktın işte bir şekilde. Çıktım, çıktım. Çıktım. Oy, doğru, doğru ya. Yapacağım. Ben bakarım. Boş lan. Ben bakarım. Heh, buyur teyzeciğim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Şengül! Vah vah! Tüftü! Cadı Bahar'la konuştum. Sizi apartmandan da istemiyorlarmış. Ben de istemiyorum. Kimse sizi istemiyor. Bu salak yüzünden oldu evet. İşte Eşe. Benim yüzümden oldu. Evet. Evet, oynayamadı. Çok kötü oynuyor. Evet, çok kötü. Oynayamadı Nebahat. Nebahat, her şeyi anladı çocuk. Zaten orada çok mutluymuş. 10.000 euro kazanacak. 10.000 euro mu? Seyfi! Git buradan. Almanya'ya git. Bu apartmanda seni istemiyorlar. Ben de istemiyorum. Kimse seni istemiyor.
Yazarlar. Yürüyün. Aferin sana. İnşallah altın bir kariyerin ilk skeci olsun bu. Çok iyi skeçti. Aferin Cüneyt abi. Bakışlarım benim. Cüneyt kadronunda nispeten çaylağı arkadaşlar en son katılan gruptan. Çok başarılı bir skeçti. Çok güldüm vallahi ben. Cenan'ın şivesi de hangi yer olduğunu ağzı veyahut. He. Neresi olur anlayamadık ama çok güzeldi. Durum komedisi yerli yerindeydi. Gerçekten bu çocuklar için bunun anlamını tam anlatmak mümkün değil. O yüzden yani buraya her hafta 20 tane 30 tane skeç yazılıyor. Onlardan çok daha deneyimli arkadaşlar var. Ama onlar bu skeci getirip zili de hakkıyla çaldırdılar. Tereddütsüz bir zil yani. Aferin Ustad. Aferin. Yeşim de tatlıydı. Emre, Cenan, Oğuz. Aferin çocuklar. Çok güzel skeçti. Bravo, alkışlıyoruz yani.